Devlet nerede diye Aykıran köylerin söylediği bir şey daha vardı. Bizim yanımızda olmanız lazım. Şu an bu ülkede halkın yanında hiçbir devlet kurumu kalmadı gibi hissediyoruz. Ne kolluğu, ne jandarması. Jandarma bu ülke tarihinde oldu mu olası hep halkın çocukları diye geçerdi. Halkın askere hep saygısı vardı. Herkesin evladı zorunlu askerlik yaptığı için. Şu an hakikaten devletin tüm kurumlarıyla halkın arasında korkunç bir uçurum oldu. Hiçbir kuruma ulaşamıyor halk. Hiçbir yerden kendi lehine bir karar çıkartamıyor. Her şeyle birlikte karşısında görüyor artık. Yani iktidarla devlet aynı şey oldu. Kendini devlet kurumuyla eşledi her kurumuyla birlikte. Ve halk yapayalnız bir yerde kaldı. Akbelen'de yaşanan da bu. Ya bir yerde artık muhalefetin, siyasi muhalefetin öyle suni siyasi güdümlü masalar kurmak yerine toplumsal muhalefetle sahada kucaklaşarak çalışmayı başlatması gerektiğini anlaması lazım. Artık Akbelen'de değilse neresi diye düşünüyorum. Öyle vekil nezdinde ziyaretten, genel başkan ziyaretinden bahsetmiyorum ben. Ben hani mesela Muğla değil, çevre illerin tamamının ilçe yöneticileriyle, gençlik kollarıyla, kadın hareketiyle hep birlikte topyekun bir destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu da en başta ana muhalefet partisine, sonrasında tüm muhalif partilere düştüğünü düşünüyorum. Şu anki Türkiye'de basın açıklaması, tweet kınama, ya yani hiçbir geçerliği yok bunların. Yani bu muhalefet etmek değil. Yaptığınız basın açıklamasının bizim nezdimize değeri ne ki? Bir cümleyi hepimiz yazabiliyoruz. Önemli olan kim bize otobüs kaldırıyor da Akbelen'e gidebiliyoruz. Önemli olan Akbelen'de kaç kişi durabiliyor? Ya da hani hukuki olarak bu işi ne kadar büyütebiliyorsunuz? Biz önemli Evet. olan bu aslında. Yani yapılacak muhalefetin ölçümü bu. Bugün hani ciddi sayıda otobüs gitti aslında oraya. Bütün Milas OHAL bölgesi gibi çevrilmiş insanların girişine de izin verilmedi. Ciddi bir baskı var. Ama her şeyde olduğu gibi ne kadar çok olursa insan o kadar gücü artıyor işte. Yani 5 otobüsün önü kesiliyor da 100 otobüsün önünü kesmek şehri felç etmek anlamına geldiği için 100 otobüs 5 otobüsten güçlü oluyor. 1000 otobüs 100 otobüsten güçlü oluyor.